Evet. İzmit'teyiz. 12 farklı adaları dolaşıp geri döneceğiz. Şoför yine Serhat. Şoför Bey. Tabii ki kaptanımız da burada. Her ihtimale karşı bizimle birlikte. Ama Serhat kullanıyor. Ben, Dilan, babam ve Serhat. Dördümüz birlikte çıktık. Sesimi duyuyor musunuz bilmiyorum ama biz çok keyif alıyoruz şu an bu durumda. Bir dakika bir çıkalım mı? Kadın mı? Olur. Wow. Amazing. Nasıl Dilan, beğendin mi? Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten de müthiş bir yer. Hadi gidelim. Burası özel bir tane butik otelmiş. Teleferikli. Şuradan şöyle yukarı çıkıyorsunuz. Burada böyle özel 5-10 tane oda varmış. Özel. Yani gizli, kaçamaklı bir yermiş. Bilmiyorum, öyle dedi kaptanımız. Ve şu orada da böyle plaj gibi küçük bir tane kendilerine güneşlenme yerleri yapmışlar. Harika, çok tatlı, çok şey. Dediği gibi tam butik bir... Aa, inanmıyorum, çok güzel. Şurada da küçük bir tane plaj yapmışlar. Baba bak, baba baksana, şuraya bile şey yapmışlar. Şurada küçük bir yer var. Güneşlenme alanı. 1-2 milyondan fazla mı istiyorsun? Bazı otel de var ya. Sadece burası değil mi? Burası değil mi? Parayı mı onlar ama? Bakın sen var, müthiş. Amca 1 milyon üstüsü verelim. Vallahi bir bakın, bir aile var orada. Alırız ortak abi, 1 milyon olsa ben de veririm yani. 500 lira ver vereyim. Çok yorucuydu. Yüzük biraz önce şu koydu. Çok güzel. Denizin o kadar berrak ki, anlatamam size yani.
birkaç balık gördük tabii. Elinde şey gözlükleri, deniz gözlüklerini taktık burada. Ondan sonra biraz yüzük, bayağı yüzük ama şöyle göstereyim size. Resmen içini görüyorsunuz. O kadar ki tertemiz, çok güzel. Böyle önünüzü görebilince altı, böyle yüzmek daha da keyifli. Küçük küçük çok güzel balık şeyleri vardı, grupları vardı. Burası da böyle bir koy. Gerçek. Oo. Ya korkutma. Ha, balık bir şey yapmıyor. Balık bir şey yapmaz kızım. İnsandan kaçar balık. Kaçıyor, kaçmasa. Kaçmasa yakalayacağım. Ha, bu da çok çok güzel yüzülür burada. Oo. Güzel. Mahansı. Evet. Oo. Tutulmak daha benim elimde. Biz herhalde bu yolculuk sonra böyle olacağız. Taşlar bir diken olmuş derin. Niye? Oh! Ye ye! Hepsi böyle arkaya çekilmiş. Çekil, burada da biraz... Sen indirdin şimdi. Ha, hepsi böyle... Havada mı? Havada böyleydi. Rozan teyzeye selam gönder. Say hi Rozan teyze. Rozancığım belki sen burada yoksun ama senin ikizin burada, tanıştırayım. Mini Rozan. Say hi Rozan teyze. Yani her şekilde sensin. Anladın sen. Biz ne yapsak peşimizde? Hadi gidiyoruz. Aratmıyor, aratmıyor hiçbir şekilde. Merhaba. Tipi. Süslü. Biz geldik, yemeğe çıkacağız şimdi. Çok acıktık. Bir kahvemizi içtik. Ve yemeğe gideceğiz. Pek havuz başında çekemiyorum. Malum biliyorsunuz. Herkes mayolar falan çekmek istemiyorum. O şekilde. Yemeğe gidelim. Giydirme, kurumuş zaten. Yemeğimizi afiyetle yiyelim. Ondan sonra güzel bir gün geçiririz. Bu arada biz iki gün daha uzattık. Yani salı, çarşamba, perşembe. Perşembe çıkıyoruz son gün burada. Evet. Gideceğimiz yerleri söylemeyeyim, sürpriz olsun. Anne jump yapacağız, jump yapacağız. Çocuklar o kadar sevindi ki ikizlerin gelmesine. Anne jump yapacağız, hadi anne jump yapacağız. One, two. Biraz daha yaklaş. Gün için havuz başında fazla çekim yapmak istemiyorum çünkü havuzdayız, yüzüyoruz, güneşleniyoruz, dinleniyoruz, yiyoruz, içiyoruz. O şekilde biraz çocukları göstereyim dedim. Sabah şeye gittik, buranın aqua parkı var. 3 tane kaydırak var. Bir tanesi şöyle geliyor. Bir tanesi tam böyle diklemesine düz. Bir tanesi de dönüyor. Ona bindik. Oh, oh, orası kalabalık olduğu için orada pek çekim yapamıyorum. Çünkü çok çocuk var orada. Keyifli geçti, bayağı eğlendik biz de. Ben de şimdi biraz bacaklarımı yakıyorum. Yüzümü pek yakmayı sevmiyorum ama yine de yanıyor. Güneş çünkü vuruyor yine bir şekilde. Bol bol bebek 50 faktör krem kullanıyorum. Yani kendime özel bir krem almadım. Çocuklarımınki vardı. Sultan markasına, sanırım bu Büyük markasının 50 faktör, onu kullanıyorum. Saçıma da yağ sürdüm, kuruma yağ L'Oreal'in. Öyle biraz güneşlenmece. Saat 4'e geliyor. Biraz sonra kahve servisi falan yapacağım. Saat 4-4.30 gibi kahve servisi yapıyorum bize. Ondan sonra bu Fitbit'i taktım. Merak ettim gün içinde ne kadar kalori yakıyorum diye. İnanılmaz derece, ben tahmin etmiyordum. Yani havuzda kalmak gerçekten çok yoruyormuş insanı. Hele ki bugün biz yat turu yaptığımız için sürekli yüzdük. Denizin içinde falan yüzdüğümüz için bayağı bir yakıyordu. Şu an reset yaptım, o yüzden size tam bir şey veremeyeceğim ama yani yediğimiz demek ki yediğimizi yakıyoruz, öyle söyleyeyim size. Bayağı yakıyoruz. Havalar giderek daha da ısınmaya başladı. İlk başta böyle bir geldiğimiz birkaç gün güzeldi yani. Hava İngiliz havası gibiydi. Güneşi tam yapıyordu ama akşam serin oluyordu. Böyle saçı salıp dolaşabiliyordun. Ama şimdi gün geçtikçe daha da sıcak oluyor.
Bu arada bu otel sadece 1 Temmuz'da açılmış arkadaşlar. Biz bilmiyorduk. Son 2 gündür eğlencede şey yapan insanlar, çalışan insanlar, bu ne diyorlar ona, entertainment'dan çalışan insanlar bayağı bir eğlenceliydi. Güzel etkinlikler de yaptılar akşam. O yüzden demek ki sanırım az insan olunca, onlar da o enerjiyi alamayınca biraz sabah su sporları pek olmuyor. Biz geldik, hazırlandık. Ne giyeceğime karar veremedim arkadaşlar. Saçımı bağladım çünkü çok sıcak oluyor. Dışarıda şöyle bir şey giydim. Şöyle bir şort ve üst giyindim. Ama güzel görünmüyor karnım. O yüzden bilmiyorum. Ne yaparım acaba? Evet, buna karar verdim. Arkadaşlar şöyle, bugün beyaz giyindik. Ali gel. Bugün beyazlar giyindik. Çok güzelsin. Daddy krem sürdü yüzüne. Onu değil Arya. Bu güzel, bu ayakkabını giyin. Evet. Onu da atma. Evet. Bunu da kim almıştı Arya sana? Hülya abla almıştı Belçika'dan. Ne kadar şanslısın değil mi Arya? Evet, çok şanslısın. Hülya ablacığım izliyorsan öpüyoruz seni çok çok. Ayakkabısını giysin Arya. Arya ters giyiyorsun bu ayak. Bu ayak. Arya bu ayak. Bu ayak. Arya bu ayak. Saçımı ne yapacağım bilmiyorum. Dilan'a dedim ör. Dilan da daha gelmedi. Tamam ya, hadi giyin gideceğiz. Devran uyuyor. Devran uyansın çıkacağız. Yes. Saçımı kurutmak istemiyorum ama madem Devran uyuyor o zaman kurutalım. Dedim fazla ısı vurmayayım ama madem uyuyor Devran. Biraz önce videoyu edit dedim, sonlandırmayı boş verin. Akşamı bile çekmemişim, kusura bakmayın. O yüzden bir böyle veda videosu çekeyim dedim. Kısa oldu biliyorum ama sabahki görüntüleri kaybetmek istemedim. Hatta kalsın diye paylaşıyorum bunu. Belki merak edenler olabilir. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Yarın görüşürüz. Bye.